Personel işten çıkış işlemlerini nasıl yapabiliriz? F10 menümüze personel kartları diyelim. Personel kartları listemize ulaşalım. Personel kartları listesindeyken çıkışını gerçekleştireceğimiz personelimizi işaretledikten sonra F5 değiştirili personel kartımızı açalım. Personel kartımızı açtıktan sonra işe başlama tarihi kombosu yanında yer alan çalışıyor çalışmıyor seçeneklerini içeren kombomuzdan çalışmıyor konumunu belirleyelim. Ve daha sonra işten ayrılış tarihini buraya girelim. İşten ayrılış tarihini girdikten sonra işten ayrılma nedeni SGK ve İşkur için ilgili listelerden 3 nokta veya F1 ile belirleyelim. Daha öncesinde oluşturmuş olduğumuz işten ayrılma nedenleri listesinden ilgili nedeni F2 yardımıyla aktaralım. Yine İşkur için belirlememiz gerekiyor ise yine 3 nokta veya F1 yardımıyla açılacak işten ayrılma nedenleri listemizden yine ilgili seçeneğimizi işaret ettikten sonra F2 ile ilgili kısma aktaralım. Bu işlemleri personel kart üzerinden gerçekleştirdikten sonra F2 kaydet ile personelimizin işten çıkışını tamamlamış oluyoruz. Çalışma durum alanından çalışmıyor belirlendiğinde çıkışını gerçekleştirmiş olduğumuz personelimizi bu listede görebiliriz. İşten çıkışını gerçekleştirdiğimiz bir personel için F8 dosyalar içerisinde işten çıkış raporlarında gerekli bildirim listesini, işten ayrılış bildirgesini, istifa, ihbarname, tazminat bordrosu ve çalışma belgesi gibi evraklarımızı buradan yazdırmamız ve gerekli işlemleri, prosedürleri tamamlamamız mümkün olacaktır.